Sayın Salih Şahin Bey, yiyecek içecek işletmecisi olarak Antalya'daki yiyecek işletmecilerinin problemini anlatabilir misiniz? Çok fazla ayakta kalamıyorlar. Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi Antalya'daki en büyük sorun, hele bizim sektörümüzdeki en büyük sorun bu işe soyunan işletmecilerin altyapısının olmamasından kaynaklanıyor. Yani burada bir baştan çok böyle cazip gibi görünen işin arka kısmını bilmemeleri, mutfağını bilmemelerinden evet. başlıyor, kaynaklanıyor. Tabii bizim işimiz etiket olarak çok parlak bir etiket gibi görünüyor. İşte bir miktar parası olan veyahut da birazcık çevresi olan insanlar bunu çözebileceklerini, başarabileceklerini zannediyorlar ama evet. geneline baktığınız zaman Antalya'da bu hüsranla sonuçlanmıştır. Bir İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul'da 100 yıllık işletmeler sayabilirsiniz. Antalya'da şu anda bırakın 100 yılı, 5 yıllık işletme sayın desem zorlanırsınız. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Çok zor sayarsınız. Evet. Yani Antalya'ya mal olmuş, ismini cismini ispatlamış, kabul görmüş işletme çok azdır. Onun için de her dönem bakarsınız Antalya'da yazlık mekanlar, kışlık mekanlar açılır. Bir taraftan açılır, bir taraftan kapanır. Yani bunun kişilere zararından çok ekonomiye zararı var. Milli servete zararı var. Tabii ki. Çünkü çok büyük paralarla yapılan yatırımlar edilir. Dolayısıyla böyle bir sorun Antalya'da ben görüyorum. Peki sizce nasıl çözümlenebilir bu sorun? Vallahi çok kolay çözümlenebilecek gibi değil. Bunu her seferinde insanlar deneyecekler, görecekler. Çok fazla yapacak bir şey yok ama burada sadece bu işi bilerek yapanlar, profesyonelce yapanlar, işin emeğini çekenlerin biraz daha desteklenmesini, biraz daha arkasında olunmasını ve bir müddet sonra bunların çoğalmasını uygun olacağını düşünüyorum. Bir Yedi Mehmet sayarsınız. Evet. İşte ondan sonrasını bir parlak sayarsınız. Gerisinde zorlanıyorsunuz mesela. Doğru. Bu şekilde bu işletmeleri desteklemek, yaşatmak lazım. Yoksa öteki türlü bunun içinde çok kolay çıkılmaz. Yazık yani. Dünyanın paraları saçılıyor. Bakıyorsunuz 3 ay sonra yerinde hiçbir şeyler yok yani. Evet. Bu şekilde görüyorum.